biçer girmez. Biçer girecek zaten. Nereye biçer? Bir şey yok zaten. Başak yok. Tek yok. Başak olmuş. Yağmurla yine biçer. Bir şey yok. Ne zaman olacak? Hiçbir şey yok. Yan tarafta mesela, yan tarafta başak var biraz baktığınız zaman. Çıkıyor. Ama içindeki de o kadar buruşmuş, solmuş. Hiç etli buğday değil yani işte. Bu yeme gidiyor. Hı hı. Yemelik değil, ülkenin, hayvan yeme olacak. Hayvan evet. Ülkenin bu sene... Çilir şu tane mesela. Hı hı. 45-50 tane, 55 tane tane çıkıyor. Evet. 60-70'i gördüm. Şurada 61 evet. Tane saydım. İçinden 11 tane evet. Başa çıktı. Dolduramadı. Evet. Dolduramadı. Boş kaldı. Evet. Buğdayın tanesi içindeydi. Şimdi bunu biçer biçerken zayıf olduğu için... Hızlı bir şekilde geçecek. Tıngır tıngır geçecek. Ya da hızlı gitmek zorunda. Bu sefer kayıp da fazla. Hatta çoğu kalacak. Bu samanı da her şeyden kayıp. Saman. Kurmuşuz. 3 tane pompa var böyle. 13 tane pompa var. Bunlar şu anda ne iş yarıyor o zaman? Böyle duruyor. Tüs. Görüntü. Bunun trafosunu almış, çalmışlar mı o trafoyu? Yok. Peki bu pompalar çalışsa, evet. Ova sulanır mı? Sulanır. Sulanır. Burada su da var. Şu anda bu çıkan cazileri sürüyor. Su burada, buğday orada. Heh. Yanmış buğday. Şimdi ikinci ne? Buğday yok. Bak zaten belli, buğday şu anda yanmış orada. Sararmış alan alan ediyor. Yanıyorum ben diyor, yanıyorum diyor. Yandı zaten. Asıl. Daha ileri. Burası en iyi yer. O zaman pompalar süs olarak duruyor. Sökülmüş, altılı hale getirilmiş. Çimçiyi perişan olarak ortada bırakmışlar. Çalışanlar da var, onu da çalıştırmıyoruz. Onlar, onun için? O da bekliyor. Ya 13 bombanın, aslında 13 bombanın uçtuğu 13 de sağlam. Trafosu evet. Var. Evet. Ama böyle kapılarını kilitlemişler. Evet. Çiftçiler ovada su diye bekliyor. Evet. Ürünleri yanıyor, kavruluyor. Ama pompalar çalışmıyor. Evet. Cazibeli su var ama bu su yine farlara verilmiyor. Evet. Peki bu su nereye gidiyor? Bu pompalar ne işe yarıyor? Para almaya geldi mi kolayca paramızı alıyorlar elimizden. Irlanmaya gidiyor. Paralı ödediniz mi? Teşhir ödedik. Teşhir alıyorlar. Şimdi parayı ödediniz ama su yok. Evet. 100 kere. Ben bir ektim. Ben 5 kere sulamam lazım. 100 kere sulayacak. Nasıl olacak o zaman? Kaç su parası yatırdınız? Bir yıl boyunca kaç parasını yatırdım ben? 90 lira efendim. Yönün başı. Yonca. Yonca. 70 lira normal. Ben darıya... Kaç? 580 lira, 480 lira para dedim. Peşin peşine ödedim parayı. Peşin peşi. Ama su yok. Borç harç buldun mu dedim parayı. Suyu kesiyor. Ya ayda 8 gün suyun ne faydası olacak ya? Diyorum müdürüm, bunu 24'e çıkar, 3'te 1'e düşür, su gelmez. Gelip durur su şu, orayı takviye vereceksiniz birazcık. Planlayarak. Yani bu kuraklığı arazilerde olabilir, yıl şartlarına göre biz kabul ediyoruz. Ama buradaki sözüm, sınırsız. Şimdi sen burada işi biliyorsun. Sana sormuyorlar. Masa başında oturup buranın suyunu planlıyorlar. Dere yatağı 1 metre oyuldu. Aracın kapaklarını açtılar. Hı hı. Ama neden? Neden köyde su yok? Plansızlık, programsızlık ve liyakatsiz iş bölümü. İnşallah dere arkadaşlar. Şu traktörle girdiğinizde suya. Hı hı. Traktör götürüyordu geçen yıl. Günlerle geçemezsiniz kardeşim. O derece. Nereye geçtiğini bilen yok suyun ama. Su, elektrik üretimine geçen yaz yazın suyu. Nereye gitti? Aynen. Biz bir şey götüremiyoruz. Şimdi de baraj bitti diyorlar. Baraj bitti diye bize su vermediler. Madem su vermeyecektiniz, bize diyor ki sondajınızı vursaydınız diyor. Ya yasa. Yes. Devlet su işlerini şu anda denizin su ihtiyacını görecek pompalarını çalıştırmıyorlar. Kısa bir 22 tane pompadan sadece 2 pompa çalışıyor. Şimdi, kardeşim sen bizden parasını alıyorsun, sulama parasını. Sen bu elektrikle bu pompaları niye çalıştırmıyorsun devlet olarak? Su yok diye beri yazıyor. Hüseyin amcam. İçme suyu gidecekmiş. Kardeşim gitmeden önce bu 2 tane sondaj işte yanan tarla
Buraya gelen buydu, böyle. Bu kadar. Neden bunu önlemini almadan suyu kesiyorsunuz diyorum İbrahim Üsküplü'ye Bey'e. Ben yanına da gittim. Ben de görüşeyim de artık telefonlarım aç bozuldu. Ondan sonra ben yine görüştüm mesaiden sonra 7'de sizi aradığımızda Sayın Vekilim. Diyorum ki ayda 8 gün su salıyor. Çok güzel. Sal 8 gün. 160 litre suyu 8 gün salacağına 50 litre suyu 30 gün sal. Gelmez. Ben geliyor köyün içine şu an 30 litre su geliyor. Herkes çapayla birbirini kesip öldürecek. 8 gün su bu. Şu bölge bildiğiniz bir taş yatağı. Ben suluyorum ben bahçemi kendime en yukarıda evim olduğu için. Yarın beton. 30 gün salın diyor. Salmıyor. Sizin Sayın Vekilim, biz araziden vazgeçtik. Köyün içinde 250 hanenin bahçesi var. Domates, biber, patlıcan ekiyor. Ağaçlarımız var, yeşillik.